bir kağıt ve bir de makasla ne yapılabilir? Arasına bir de taş koyularak oyun oynanabilir. Taş, makas, kağıt oyunu. Taş, makas, kağıt. Kıt kıt kıt. Taş, makas, kağıt. Taş, makas, taş. Peki ya size tek bir kesikle istediğiniz her şeyi yapabileceğinizi söylesem? Şöyle bir kağıt var elimde ve ben tek bir makas kesiğiyle bunun içinde saklı bir güzelliği ortaya çıkartacağım. Hazır mısınız? Bakın sadece bir yerden kesiyorum ve kestiğim bu parçayı açıyorum. Bu da kestiğimiz kağıttan geriye kalan kısım. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim, merak etmeyin, ama biz önce işin matematiğinden, daha doğrusu geometrisinden başlayalım. Şimdi şöyle düşünün. Düz bir kağıdın içerisinden çıkartabileceğimiz en basit şekil ne olabilir? Tam ortasından şöyle bir kare çıkartabiliriz mesela, değil mi? Peki böyle bir kareyi çıkartabilmek için ne yaparsınız? Kağıdın ortasına şöyle makasla bir delip ondan sonra etrafını düzeltmeye çalışırsınız. Yani en azından benim aklıma ilk gelen yöntem böyle. Bu şekli daha iyi hale getirmek için şöyle biraz düşününce, daha doğrusu matematikçi Dr. Kate Steckles'la tanışınca, az sonra buna geleceğim, kağıdı katlayıp ortasından bir kare yapma fikri geldi aklıma. Bu daha pratik bir yöntem gibi gözüküyor. Şimdi kareyi ikiye katlarsak ne olur? İki dikdörtgen ortaya çıkar, değil mi? O dikdörtgeni kesmek kağıdın ortasına makasla dalıp kesmeye çalışmaktan çok daha kolay ve tabii ki çok daha medeni. Şuraya bir kesik, şuraya bir kesik derken şuradan tamamlarsak işte eskisinden daha güzel kare şekli. Peki bu işlem daha da kolaylaştırılabilir mi? Kağıdı bir kez katlayan iki kez de katlar. Bir ve iki. Şimdi artık kağıdın ortasına bir dikdörtgen kesik atmak yerine tam kare şeklinde bir kesik atarsam bunun 4 katı büyüklüğünde bir kare delik oluşturmuş olurum, öyle değil mi? Evet. Bu kez iki kez katlayıp iki kesik attım. Peki tek bir makas kesiğiyle kare nasıl yapılır? Bir kez daha katlarız. Önce ikiye katladık, sonra bir kez daha katladık ve şimdi bir kez daha katladıktan sonra artık tek bir makas darbesiyle bundan tam bir kare çıkartabilmemiz mümkün hale gelecek. Şimdi dikkatli izleyin. Şuraya 90 derecelik bir açıyla kesiğimi attım. Tada! Tam bir kare şeklini sadece kağıdı bir kez keserek oluşturmayı başardık. Şimdi bu noktaya gelinceye kadar takip ettiğimiz o düşünce silsilesinin gelişimini fark ettiniz mi? Önce bir kez katlayıp 3 kez kestik. Sonra 2 kez katladık, 2 kez kestik. En nihayetinde 3 kez katlayıp 1 kez kesince yine kare oluşturmayı başardık. Şimdi bunu bir formülize etmeye ne dersiniz? 1 kat 3 kez, 2 kat 2 kez, 3 kat 1 kez. Katlama sayısı arttıkça kesme sayısı azalıyor. Buradan yola çıkarak şöyle bir şey diyebilir miyiz? Eğer bir kağıdı yeterince katlarsak bir kesikte ona istediğimiz şekli verebiliriz. Vay be! Yeni bir şey keşfettik galiba. Dur. Buna bir isim vermemiz lazım. Nasıl ulaştık biz bu sonuca? Bir kağıdı katladık ve kestik. Katla ve kes teoremi. Diyelim mi? Diyelim demesine, ama belki de bunu bizden önce keşfetmiş birileri vardır. Yoksa geçen hafta konuştuğumuz gibi çoklu keşif olaylarından birine mi tanık olduk? Şaka bir yana, gerçekten de kesilecek olan şeklin kenarlarının düz olması koşuluyla bu yaptığımız bilimsel önerme tamamen doğru. Katla ve kes teoremine göre düz kenarlara sahip her geometrik şekil uygun bir katlama ve tek bir kesikle oluşturulabilir. Bakın, her geometrik şekil diyorum. İçinde delikler olsa bile tek bir kesikte 1999 yılında bunun ilk kanıtı yapıldı. Erik Demaine adında genç bir profesör tarafından. Eğer bu kanıtı merak ediyorsanız kendisinin MIT'de bu konuyla ilgili verdiği dersin tamamını üstelik de ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Ne günlerde yaşıyoruz ama oturduğunuz yerden MIT'deki ya da başka bir önemli üniversitedeki dersleri takip edebiliyorsunuz. İngilizcesi ya da vakti yeterli olmayanlar için merak etmeyin, ben bu dersin tamamını izledim. Çok fazla teknik ayrıntılarına girmeden bu videoda size bir özet geçeceğim. Katla ve kes teoremi 1999 yılında kanıtlandı ama tabii bundan çok daha önce bu teknik biliniyordu. Bunun yayımlanmış ilk örneği Japonya'da 1721'de basılmış bir kitapta karşımıza çıkıyor. Wako Kuchiye Kurabe adlı bu kitabın anlamı matematik yarışmaları. Anlayacağınız öğrencilerin kaderi yüzyıllardır hiç değişmemiş, hep böyle test kitapları üzerinden ilerlemişler. Kitaptaki sorulardan bir tanesi kağıdı nasıl katlarsanız tek kesikte Sangaibisi şekli elde edersiniz. Sangaibisi Japonların 3 zirveli dağların silüetinin şekline verdikleri bir isim, evet. Böyle bir şekil için bile bir kelime uydurmuşlar. İşte kitapta hem bu soru hem de onun çözümü var. Şimdi madem tarihten gidiyoruz, size tarihten başka bir örnek daha vereyim. Hiç dikkat ettiniz mi? Bizim bayrağımızda dahil olmak üzere yüzlerce devletin bayrağında ortak bir şekil var. Yıldız şekli. Aslında bak çok güzel bir konu bu. Ben bu bayraklardaki ortak şekiller ya da yıldızlar hakkında bir video hazırlayabilirim ama neyse, konumuz bugün bu değil. Rivayete göre Amerikan bayrağındaki yıldızların önce 6 köşeli olması düşünülmüş. Fakat 1777'de bayrağı tasarlayanlardan Betsy Ross adında bir kadın George Washington'a demiş ki biz bu yıldızları 6 değil de 5 köşeli yıldız yapalım. Böylece kumaşa bir makas atarsak yıldız şeklini elde ederiz. Tabii kolay değil, kadıncağız bütün o kumaşları kesip bayraktaki yıldızları oluşturmak zorunda. O zamanlar 13 tane yıldız vardı ama bugün artık 50 yıldız var. Düşünsenize her bir bayrağı 50 yıldız 6 köşeli şeklinde çizmeye çalıştığınızı. İşte Betsy Ross da demiş ki her bir yıldızı tek tek kesmek yerine kumaşı öyle bir katlayalım ki tek bir kesikte yıldız şeklini elde edelim demiş. Ve bu önerisi de kabul edilmiş. Bakın size tek kesikte nasıl yıldız yapılacağını göstereyim. Hem de nereden göstereyim biliyor musunuz? Houdini'nin 1922'de yazdığı bir kitaptan. Evet, yani şu meşhur sihirbaz Houdini var ya, efsanevi sihirbaz da diyorlar hatta. İşte o gösterilerinde bunu yapıyormuş. Bir kağıdı katlayıp tek bir kesikte yıldız yapma numarasını. Çok zor bir şey değil. Yine beyaz bir kağıdı alıyorsunuz ve ortadan ikiye katlıyorsunuz. Şu şekilde. Sonra kağıdımızın sol üst köşesini alt kenara doğru yaklaşık ortalarında bir yere katlayarak şöyle bir üçgen şekil elde ediyoruz. Daha sonra bu kenarı alıp bir üçgen daha yapıyoruz. Kaç katlama oldu? 3. katlamadayız galiba. 4 katlamada halledeceğiz, merak etmeyin. 4. ve sonuncu katlamamızı da şu üçgeni ters olarak diğer tarafa doğru. Tek kesikle yıldız yapmaya hazır mısınız? Makasımızı alalım ve tam şuradan kesiğimizi yapalım. İşte size 5 köşeli pentagram yıldızı. Kağıdımızın diğer tarafını da ters yıldız olarak kullanabiliriz. İşte Houdini gösterilerinde bu numarayı da yapıyormuş. Daha sonra başka sihirbazlar onun bu numarasını alıp geliştirmişler ve kağıttan başka şekilleri de tek kesikte yapmaya başlamışlar. Sonra işe matematikçiler el atmış, konuyu bir teoreme dönüştürmüşler ve bunun çözümü için de bugüne kadar 2 ayrı yöntem önermişler. Düz iskelet yöntemi ve disk paketleme yöntemiyle artık dilediğiniz şekli katlayarak tek kesikte ortaya çıkartabiliyorsunuz. Mesela en başta bahsettiğim Dr. Kate Steckles alfabedeki tüm harfleri sadece kağıtları katlayarak tek bir makas kesiğiyle yapabiliyor. Bu yöntemi gören grafik tasarımcılar ne yapmışlar biliyor musunuz? Tabii boş durmamışlar ve hemen bir font üretmişler. Buyurun, bu da tek bir makas kesiğiyle yapılabilen harflerden oluşan bir font tasarımı. İyi de koskoca matematikçiler işi gücü bırakıp niye böyle şeylerle uğraşıyorlar? Hatta uğraşmakla kalmayıp dünyanın en iyi üniversitelerinde bu konuyla ilgili dersler veriyorlar diye aklınıza bir soru gelebilir. Bu sorunun en güzel cevabını muhtemelen gelecekte alacağız. Çünkü yapmaya çalıştıkları şey aslında bir algoritma yazmak. Algoritma nedir? Bir problemin çözümünde izlenecek yol. En çok nerede kullanılır bu algoritmalar? Bilgisayarlarda yazılım geliştirirken özellikle. Bir bilgisayara kağıttaki bu şekli nasıl tek kesikte elde ederiz diye soramazsınız ki. Yani sorarsınız da onun doğru cevabı verebilmesi için önce ona bir yol göstermeniz gerekir. İşte bu yola algoritma deniyor. Matematikçilerin bulduğu algoritmalardan biri de şu. 1. Kağıdın üzerine daireler çiz. 2. Bu daireler birbirine dokunsun ama çakışmasın. 3. Daireler arasındaki boşluklar en fazla 3 ya da 4 kenarlı olsun. 4. Şeklin her köşesi bir dairenin merkezinde yer alsın. Ve 5. Dairelerin yarıçaplarını birleştirerek katlama noktalarını bul. Tebrikler! Disk paketleme yöntemiyle bir algoritma geliştirdiniz. İşte bu 5 adımdan oluşan algoritmayı artık hangi bilgisayar programlama diliyle yazarsanız yazın. Hatta siz yazmasanız da olur. Önemli olan bu adımları bulmak. Problemin çözüm yolunu. Daha şimdiden telekomünikasyon alanında disk paketleme algoritması kullanılmaya başlandı bile. Eğer kendinizde bu şekilde bir düşünme becerisini geliştirmeyi başarabilirseniz, yani algoritmik düşünme, kritik düşünme becerilerini geliştirebilirseniz bu gezegenin en faydalı ve en aranan beyinlerinden biri olursunuz. Sonra da beyaz bir kağıdın içindeki güzelliği, kuğu güzelliğini ortaya çıkartırsınız. Kuğu güzelliği demişken size söz verdiğim gibi bunu nasıl yapabileceğinizi de göstereyim. Az önce bahsettiğim o 5 adımlı algoritma yardımıyla bu şeklin katlanarak tek kesikte nasıl ortaya çıkartılabileceği ile ilgili şöyle bir çalışma yapılmış. Bunu siz de aşağıda verdiğim, videonun altında verdiğim linkten indirerek bastırıp kullanabilirsiniz. Burada birkaç farklı çizgi çeşidi görüyoruz. Şimdi kesintisiz olan çizgi zaten kuğunun şeklini belirliyor. Oraya hiç dokunmamıza gerek yok. Kesikli çizgilerde de 2 farklı tür var. Bir tanesinde çizgi ve noktaları görüyoruz. Bunlar tepe olacak. Bir de sadece kesikli çizgiler var. Bunlar da vadileri oluşturacak. Yani bir tanesini içe doğru, bir tanesini dışa doğru katlayacağız. Dikkatle izleyin. Parmağınızla şu noktaları tepe olacak şekilde çizgili noktaları katlıyoruz. Tırnağımızla da kat izlerinin üzerinden keskinleştiriyoruz. Önce tepe noktalarını yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada göründüğü kadar kolay bir iş değil. Ama tek kesikte kuğu çıkartma deneyimi için buna değer mi derseniz bence değer. Evet, tüm tepe noktalarını bu şekilde oluşturduk. Katlama yönümü görüyorsunuz. Şimdi de vadileri, çukur noktaları ters yönde katlayarak oluşturacağız. Kesikli çizgileri. Onları da yine tırnağınızın yardımıyla önce üzerinden geçerek sonra da katlayıp kat izini belirgin hale getirerek oluşturabilirsiniz. Evet, çukur noktalarını da oluşturduk. Artık katlama işlemine geçebiliriz. Katlama işlemini yaparken kesintisiz olan siyah çizginin üst üste gelip paralel tek bir doğrultuda ilerleyen çizgiye dönüşmesini sağlamak önemli. Kuyruğundan başlayarak katlama işlemini yapıyorum. Zaten tırnağımızla, parmağımızla bir şekil verdiğimiz için kağıt kendiliğinden istediğimiz şekli almaya başlıyor. Gördüğünüz gibi kalın siyah kontür çizgisi tek bir hizaya geldi. Orası bizim makasla keseceğimiz çizgi. İsterseniz şöyle biraz bastırabilirsiniz. Makası elinize alıp da buradan kestiğiniz takdirde önce ters kuğuyu görelim. Sonra da kağıttaki kuğumuzu ortaya çıkartalım. Demek ki bize ne lazımmış? Beyaz bir kağıdın içerisindeki bu güzelliği görebilmek için sanat, ortaya çıkartabilmek için tasarım ve bu işi kurallara bağlayıp otomatik hale getirebilmek için de bilimsel düşünce ve teknoloji.